أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعن بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده بمجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام عن البراء رضي الله عنه إذا أقعد المؤمن في قبره أتيه ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخواني دين Okunan ayet-i kerimedeki bu aklımdaki düşündüğüm manayı size anlatmak çok zor olacak. Çok latif, ince bir şey. Ama çok önemli arkadaşlar. Hani hayat memat meselesi. Estağfirullah. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ tespit eder, sabit kılar. Kim? Allah'u, Allah-u Teala Hazretleri. Kimi ellezine amenu iman edenleri, müminleri sadık, doğru, gerçekten samimi Müslümanları Allah sabit kılar. Bil kavli yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti. O sabit sözle, hak sözle, kelime-i tevhid ile, kelime-i şehadet ile Allah Celle Celaluhu samimi Müslümanları sabit kılar. Fil hayati dünya hem dünya hayatında ve fil ahireti hem de ahirette. Allah Celle Celaluhu samimi Müslümanlara hem dünya hayatında kelime-i şehadete, kelime-i tevhide yapışmak nasip eder, hem ahirette kelime-i şehadete, kelime-i tevhide yapışmak nasip eder. Allah onları kelime-i tevhid üzerine, İslam'ın ikrarı, İslam'ın şahitliği üzerine sabit kılar. Orada sebat verir Allah-u Teala Celle Celaluhu, sadık Müslümanlara. Ama biz şimdi sadık Müslüman mıyız? İşte sorun orada. Yani Müslümanız da sadık Müslüman mıyız? İşte sorun orada. Dikkat et bak şimdi. فَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ فَيُضِلُّ Allah فَيُضِلُّ saptırır. Kim? Allah'u, Allah-u Teala Hazretleri. Kimi? الظَّالِم۪ينَ Allah zalimleri saptırır. Müminleri sabit kılar, zalimleri saptırır. Şimdi biz bunlardan hangisine giriyoruz? Buna emin olamazsın ki. Buna emin olmak diye bir şey söz konusu değil. Hani ben bu sınıftanım veya falanca kesinlikle bu sınıftandır diye cezmetmek %100, binde bin, milyonla milyon bu iş kesinlikle böyledir diyebilmek mümkün değil. Dünyanın en iyi adamı Allah katında kimsenin bilmediği bir hatası vardır. O hatadan sebep aha kalkar bu tarafa girer. Dünyanın en kötü adamı Allah katında kimsenin bilmediği bir iyiliği, Allah'ın sevdiği bir özelliği vardır. Kalkar, oradan çıkar, buraya girer. Bu acayip bir şey arkadaşlar. Bu çok riskli bir mevzu. Hafif biraz anlatmaya çalışacağım.
Feyudillullahu zalimine, Allah zalimleri saptırır. Ve ef'alullahu ma yaşa, Allah dilediğini yapar. Ve yef'alu, yapar kim? Allahu, Allahu Teala Hazretleri neyi, ma o şeyi ki yaşa, o diliyor. Allah dilediğini yapar. Arkadaşlar, öncelikle zalim deyince, mesela bir adamın cebinde 100 lirası vardı, sen haksız yere o parayı ondan aldın. Bu zulümdür. Tamam, bu zulümdür. Bunu yapan adam zalimdir. Ama zulüm deyince, sadece zalimlik deyince sadece bunu anlamayın. Tarif olarak zulüm arkadaşlar, bir şeyi mevzisinin gayri yere koymaktır. Yani bu kitabın yeri burasıysa, bu kitabın hak ettiği yer, hak ettiği yer, olması gereken yer burasıysa, sen bu kitabı buraya koyduysan, hak etmediği bir yere koyduysan, sen zulüm ettin, dolayısıyla sen zulüm ettin, dolayısıyla zalim oldun. Zulüm arkadaşlar, bir şeyi mevzisinin gayri yere koymaktır. Bu her şey, hayatın her safhasında geçerlidir. Mesela diyelim ki şimdi cuma saati. Cuma ile mükellef olan insanların, cuma ile mükellef olan insanların şu anda bulunmasına müsaade edilen tek yer camidir, mescittir, cuma namazı kılınan yerdir. Bir kimse cuma ile mükellefse, Allah katında bir kimse cuma ile mükellefse, şu saatte onun dünyada ayak basmasına müsaade edilen tek yer cuma namazı kılınan yerlerdir. Onun sokakta yürümesi haramdır. Dolayısıyla şu saatte sokakta yürüyen insan zulmediyordur. Yani zalimdir. Mesela bak şu saatte, bak bir hanım için öyle değil çünkü o mükellef değil. Ama mükellef olan insanın şu zaman cuma saati bitti, cuma kılacak insan. Başka bir iş yapamaz. Müstesnalar var. Nedir? Ölüm kalım mevzusudur. Adam doktordur, ameliyat ediyordur. Kalkıp da hastayı masada bırakacak değil. Onlar kenardaki mevzular. Hiç takmayın oralara kafanızı. Olunması gereken yer mescittir, camidir, cuma namazı kılınan yerdir. Sen burada değil, dışarıdaysan, aha bak mevzisinin gayrisine koydun. Kitabı buraya koyman gerekiyordu, buraya koydun. Kendini buraya koyman gerekiyordu, oraya koydun. Yaptığın zulümdür, sen zalimsin. Kimsenin 100 lirasını almadın. Kimsenin 1 lirasını almadın. İlla zulüm demek birinin 1 lirasını almak demek değildir. Böyle kıyas edin, düşünün. Yani doğru olan şeyler hani iyidir, güzeldir, sevaptır ya, yanlış olan şeyler de zulümdür. Bu kadar. Hani cumadan misal verdik, 5 vakit namaz da böyledir. Oruç da böyledir. Hac da böyledir. Zekat da böyledir. Kur'an bilmek, Kur'an okumak da böyledir. İçki içmek, kumar oynamak da böyledir. Mesela diyelim ki içki içmemek lazım. İçtin, zulmettin. Ya illa zulüm deyince birinin 10 lirasını aldın anlama. İçki içtin, Allah'ın emrini çiğnedin. Başta kendine zulmettin. Kendine haksızlık ettin. Yani başkasına haksızlık edince haksızlık da kendine haksızlık edince doğru mu oluyor yani? O da haksızlık, hem de alası. Şimdi biz buradan, herkesin hatası kusuru var. Onun için hiç kimsenin emniyeti yok. Hiç kimsenin garantisi yok. Arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelen, geçen büyük alimler Allah'a sığındılar. Allah dostları, evliya Allah'a sığındı. Son nefeste imanla gidebilmek için. Çok büyük insanlar, çok büyük alimler, Allah'a çok yakın insanlar, Müslüman olarak ahirete gidebilmek için Allah'a sığındılar. Allah'tan bunu yalvardılar, bunu istediler. Efendimiz kandesallahu aleyhi ve sellem gördüklerine dua, böyle konuştuğu insanlara dua ederdi. Hüsnü hatimimizi, konuştuğu insanlara rica ederdi, iltimas ederdi. Hüsnü hatimimize dua edin. Yani diyelim ki misal olarak Efendimiz kandesallahu aleyhi ve sellem 4 mezhebi müftüsü Ali Haydar Efendi kandesallahu aleyhi ve sellem. Hani benimle konuşuyor diyelim. Bana diyor ki evladım hüsnü hatime dua et. Lan benden ne çıkar benim dua? Ama gene de istiyor, benden dua istiyor. Ne duası istiyor? Ahirete Müslüman olarak gidebileyim, kötü sonuna gitmeyeyim, bozulmadan gideyim ahirete, bana dua et ne olur diyor. Niye? Emniyet yok çünkü. Ya arkadaşlar, ulemanın, ehlullahın emniyeti yok. Senin benim nerede emniyetim var ya? Öyle pataküte bir hayat yaşa. Feyudillullahu zalimine, Allah zalimleri saptırır. Ve ef'alullahu ma yaşa, Allah istediğini yapar. Bu çok acayip bir şey arkadaşlar. Estağfirullah. Ve'alemû ennallâh yehûlü beynel mer'i ve kalbihi. Ve'alemû ve bilin ki ennallâhe, muhakkak Allah-u Teala Hazretleri yehûlü, Allah girer. Allah. Ve'alemû, bilin ki ennallâh, muhakkak Allah-u Teala Hazretleri yehûlü, girer. Beynel mer'i, kişiyle ve kalbihi, kalbinin arasına girer. Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Bak, kişiyle kalbinin arasına. Seninle, benimle, benim kalbimin arasına. Seninle, senin kalbinin arasına girer. Kalbine söz geçiremez. Seninle, senin alanına girer Allah-u Teala Celle Celaluhu.
Mesela Cebrail aleyhisselam. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam ayet-i kerime Cebrail aleyhisselam peygamberimize vahyi getiriyor şimdi. Es'anillah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bu ayet-i kerime sen, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ayet-i kerimeyi getirdi Cebrail aleyhisselam. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam rivayete göre Cebrail aleyhisselama sordu. Dedi ki sen de buyurdu ki peygamberimiz sen de alemlerden bir parçasın. Sen de bu alemlerin içinde bir şeysin. Benim sana, ben bütün alemlere rahmetsem sana da rahmetim demektir. Benim sana nasıl rahmetim oldu? Cebrail aleyhisselam dedi en çok bana rahmetin oldu. Sana nasıl rahmetim oldu? Biz, şeytan bizim hocamızdı. Bak şeytan hocalarıydı, meleklerin hocasıydı. Cebrail aleyhisselamın hocasıydı şeytan. Hayda bak. Sapmanın bozulumu görüyor musun bak nereden nereye sapabiliyor insan. Ne kadar yüksekten ne kadar alçağa sapabiliyor insan. Arkadaşlar kimsenin garantisi yok. Geleceğim inşallah. Hocamız sapınca, hocamız bu hale düşünce biz hepimiz çok korktuk. Böyle çok çok korktuk, biz kararımız kalmadı, ne olacak bizim halimiz. Sonra ben bir gün sana ayet indirdim. Mevla Teala buyurdu ki nezele bihir ruhul emin, onu sana emin olan ruh indiriyor. Allah benim için ne bu? Allah Celle Celal bu ayet-i kerimeyi benimle sana gönderdi. Sen olmasan olmayacak bu. Sana gönderdi. Ben o ayette gördüm ki Allah benim için ne buyurdu? Emin buyurdu. Ben emniyetteyim elhamdülillah. Sana bana var mı böyle bir şey? Senin benim emin olduğuma dair Allah'tan söz var mı? Yok. O zaman hiçbirimiz emniyette değiliz. Ne olacak? Abicim Müslüman adam dünyada rahat yaşayamaz. Bu işin iki şeyi var. Üç var da en önemli iki, bir, iki, üç. Bir, rahat yok. İki, korku var. Üç, çok gayret olacak. Bir, rahat yok. Abicim rahat etmek derdindeysen sen öyle Müslüman, böyle bir durumda olan bir insan ebedi cehenneme gitmesi, Allah'ın gadabının nail olması, Allah'ın gadabını kazanması durumunda olan bir insanın yani rahat bir hayat yaşaması mümkün mü arkadaşlar ya? Ha, kafası çalışmayan adam rahat yaşar. Kusura bakmayın, deli adam rahat yaşar. Deli adamı uçurumdan aşağı atarsın, aşağı doğru düşerken böyle ulan 3 metre sonra 3 metre sonra çakalacaksın, paramparça olacaksın. Ha, o bilmez ki onu, neticeyi, akıbeti bilmez ki. Düşerken oyun oynar. Uçurumdan aşağı düşerken oyun oynar. Niye? Deli, aklı yok, muhakeme edemiyor. Ya deli öyle. Abi senin aklın var, benim aklım var. Rahat yok. Uçurumdan aşağı düşüyorsun, yere çakılma ihtimalin var. Böyle bir durumda olan insanın çok rahat etmesi, ya işte dünyada insanlık ihtiyaçlarımız vardı, o kadar sadece, bitti, bitti. Ama yok onu yapayım, yok bunu yapayım, yok şu şöyle olsun, yok bu böyle olsun, yok şu... Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam giderken ashab-ı kiramdan böyle bir grup gördü, 3-5 kişi artık kaç kişiyse toplanmışlar, muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar, konuşurken gülüştüler. Gülmenin bile usulü vardır, adabı vardır. Mesela peygamberimiz güler idi aleyhissalatü vesselam. Şimdi tabi gülmek deyince siz kendi zihninizdeki mana, benim kastettiğim mana kitaplardaki mana. Benim kastettiğim mana kitaplardaki mana. Bak şimdi. Bu tebessüm. Bunun ismi tebessüm. Ses yok. Dişlerimi görmüyorsunuz. Bunun ismi gülmek. Dişlerimi gördünüz, ses yok. Dişlerimi gördünüz, bunun ismi gülmek. Gülmek bu. Ses yok. Dişlerimi gördünüz, bunun ismi gülmek. Kıh kıh ses çıktı, bunun ismi kahkaha. Gideceksin yeniden abdest alacaksın. Ses çıktı, gideceksin yeniden abdest alacaksın. Abi sokağın öbür ucundan duyuluyor senin kahkahan. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam gördü böyle, kahkaha kahkaha. Mesela kitaplarda işte peygamberimiz güler idi. İşte en çok anlatıyor işte, peygamberimiz o kadar hoşuna gitti, güldü ki azı dişleri gözüktü. Yani böyle ağzını fazla açmış yani, ses yok. Ses yok. Peygamberimiz kızdı onlara. Siz cennete mi girdiniz, cehennemden mi kurtuldunuz siz? Böyle kah 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 gülüyorsunuz. Abi sen gülmek için yaşıyorsun. Gülmek için bahane arıyorsun. Ne yapsak da gülsek. Bir gülerek geçirdiğin bir günü, güzel bir gün. Bugün çok güzeldi, çok eğlendik. Bugün berbat bir gündü, perişan ettin sen gününü. Allah katında kapkara bir gün geçirdin sen. Bugün çok güzel bir gündü, eğlendik. Allah katında kapkara bir gün geçirdin sen. Ahirette aleyhin olacak bir gün geçirdin sen. Ve yusebbitullahullezine aminu bil kavlis sabit feyudullullahu zalimine. Bu tarafa yaklaştıracak bir gün geçirdin sen. Yani gene Allah bilir, belli olmaz. Ama ve lakin evreyi bu tarafa kaydıracak bir gün geçirdin sen.
Dünyada rahat yok arkadaşlar. İbareyi biliyorsunuz. La rahate fid dünya. İmam Rabbani Eseri Kaddesallahu Sırra, yani dünyada rahat bir geçim, rahat bir hayat talep etmek, böyle bir beklentide olmak, böyle bir şey istemek akla muhaliftir, akla terstir buyuruyor. Müslüman adamın aklına terstir arkadaşlar. Müslüman adamın aklına terstir. Böyle yani. Hocam biz Müslümanız elhamdülillah, Cuma'ya gideriz, 5 vakit namazımızı kılarız ama kafamıza göre de yaşarız. Öyle Müslümanlık olmuyor arkadaşlar. Ya bu öyle adama Müslüman değilsin denmez. Amma ve lakin Allah'ın razı olacağı Müslümanlık öyle olmuyor. Bak yusebbitullahu lezine aminu bil kavli sabit. Allah-u Teala sadık müminleri kelime-i işaret üzere sabit kılar. Ama bu adamların dertleri Allah. Bu adamların dertleri din. Bu adamların dertleri İslam. Bu adamların dertleri Müslümanlık. Senin derdin yok ki İslam diye. Müslümanlık kalkmış, inmiş, yıkılmış, umurunda değil ki. Müslümanlar senin umurunda değil ki. Din, dindarlık bir şey umurunda değil ki. Elhamdülillah Müslümanım diyorsun, geçiyorsun karşıya. Öyle olmaz arkadaşlar. Öyle olmaz. Bu hayat, hayat değildir. Hayat öldükten sonradır. Bu hayat, öldükten sonraki hayatın kazanılma yeridir. Yaşantı burası değildir. Bizim hayatımız burası değildir. Burası yaşantıyı kazanma yeridir. Mesela diyelim ki bir yerde çalışıyorsun. Sabah 9'da işe gidiyorsun, akşam 6'da çıkıyorsun. İşte yevmiyen 200 lira, 300 lira yevmiyen var. Abicim o sabah 9, akşam 6 yeme yeri değildir. Kazanma yeridir. Orada kazanacaksın, akşam 6'da çıktıktan sonra yiyeceksin. 9'dan 6'ya kadar yemeyeceksin, sadece geçirecek kadar yiyeceksin. Yeme yeri, keyif yapma yeri. Hani çolukla çocukla oturayım, gideyim, yiyeyim. O 6'dan sonra o. E sen 9'da 10'da onu yapmaya çalışırsan onu da kaybedeceksin, 300 lirayı alamayacaksın 6'da. Bu sefer 6'dan sonra da bir şey yiyemeyeceksin çünkü 300 lirayı alamadın. Burası mesai arkadaşlar. Öldükten sonra mesai zamanında kazandıklarını harcama yeri. Ama sen mesai zamanında vur patlasın çal oynasına çalışıyorsun. Yevmiye alamayacaksın. Sonra öldükten sonra yevmiye dök elinde. O da gitti. Hayda. Yüthebbitullahu lezine aminu bil kavli sabit. Allah-u Teala Celle Celaluhu iman edenleri kavli sabitte sabit kılar. Yani kelime işareti sabit kılar. Fil hayati dünya, dünya hayatında ve fil ahirete ahirette. Ama fi zillillahu zalimine Allah zalimleri saptırır. Ne dedik? Bir, rahat yok. İki, korku. Ya Rabbi muhafaza et. Ya Rabbi koru. Ya Rabbi imanımı koru. Ya Rabbi namusumu koru. Ya Rabbi mukaddesatımı koru. Ya Rabbi dinimi koru. Ya Rabbi senin huzuruna ak yüze gelmek nasip eyle. Son nefese kadar böyle kardeşim. Aklına bile gelmiyorsa o zaman yaş iş. Aklına bile gelmiyorsa o zaman tehlikeli. Son nefese kadar böyle, hep böyle ya Rabbi ne olur, ya Rabbi sapmayayım, ya Rabbi bozulmayayım, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mesela adam var 20 sene namaz kılar sonra bırakır namazı. Bırakır. 50 sene namaz kılar bırakır namazı. Git tepsi gümbürteye. Öyle değil mi arkadaşlar? Görmüyor musunuz etrafta? Görmüyor muyuz? Bizim ne olacağımız belli mi? Kimsenin ne olacağı belli değil. Kimsenin garantisi yok. Onun için yapabileceğimiz şey, bir, rahat yok. İki, korku var. Üç, gayret. Uğraşacaksın. Doğruları yapmaya uğraşacaksın, yanlışlardan kaçmaya uğraşacaksın. Hocam buyurmuştu, bu fakirin zannı galibi, Efendimiz Hazretlerimizin kelamını naklediyordu. Allah-u Teala'yı gücendirmeye gelmez, bir kütük yuvarları önüne aşamazsın. Kilit nokta. Allah-u Teala'yı gücendirmeye gelmez, bir yerde bilmezsin, sen basit gelir sana, kolay gelir. Meğer o mel Allah'ın celece güceneceği bir iştir o. Mevla Mevla'yı gücendirdin. Feyuzillullahu zalimine, Allah zalimleri saptırır. Bir kütük yuvarlar önüne, hayatta bir şey çıkar karşına. Bu hayat arkadaşlar yani. Diyelim ki 10 sene daha ömrüm var, 10 sene ne olacağı belli değil ki. 10 sene ne olacağı belli değil ki. Geçen bir çocuk geldi genç. Menemen tarafında oturuyor. Motosiklette kaza geçirmiş, kol kopmuş. Almışlar, dikmişler. 5 dakika önce turp gibi delikanlıydı. 5 dakika sonra kolu yok. Bütün hayatı değişti. Hatırlıyor musunuz Mevlüt gecesinde geldi burada. Onu özel aldım hani. Sürdüp kolunu. Ameliyat oldu en son. İnşallah tutar. 5 dakika önce turp gibi delikanlıydı. Tuttuğumu kopartırım. 5 dakika sonra kibrit çöpe kaldıramıyorsun. Kibrit çöpü tutamıyorsun. Kaldırmayı bırak tutamıyorsun. Kolunu böyle kaldıramıyorsun. Ne oldu? Hayat arkadaşlar ne olacağı belli değil ki. Onun için rahat yok. Korku var. Sonra gayret var. Kale aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ve yef'alullah maşa. Allah istediğini yapar.
La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. La yus'elu amma yef'al. Allah yaptığından sorulmaz. Allah kimse hesaba çekemez. Ve hum yus'elun. Kullar sorulurlar. Zaten Allah Teala hakimdir. Her ne ki işler işi yerinde olandır. Bir şey yapıyorsa o tam doğrudur. Tam olması gerektiği gibidir. Ne olacak? Biz kulluğumuzu yapacağız. Biz uğraşacağız, didineceğiz. Ya Rabbi ya, ama hep böyle yalvaracaksın. Ya Rabbi sen yardım et. Ya Rabbi sen muhafaza et. Ya Rabbi devam etmek. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ne kadar? Hep. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Ne kadar? Hep. Hocam hiç dinlenmeyecek miyiz? Başta söyledim, rahat yok. Rahat ediyorsan bunları kaybediyorsun demektir. Arkadaşlar, dedim size, söylediğim, alimler rahat etmiyorlar. Ehlullah, Allah dostları rahat etmiyorlar. Nerede kaldı sana bana ya rahat? Hocam ben 5 vakit namazımı kılıyorum, şunu şunu yapıyorum, bunu bunu yapmıyorum, 10 numara Müslümanım ben, harika. Öyle zannet kendini sen. Ha tabii. Sen kendini öyle zannet. Bugün de görevimizi yaptık. Yani iki rekat namaz kılmakla beraber her şey oldu, bitti, ondan sonra kafana göre yaşa. Öyle mi zannediyorsun sen? Öyle mi zannediyorsun sen? Arkadaşlar, yani basit, etten, kemikten, kusura bakmayın affedersiniz, seni anlayın diye böyle konuşuyorum. Basit, etten, kemikten, sümüklü bir tane adam. 50 metrekare bir dükkan, orada çalışıyorsun sabah 9'dan akşam 6'ya kadar. Diyelim ki misal olarak 11'de saat, o saat 11'de 15 dakika böyle istirahatın molan olsa, 11'i 15 geçe böyle hala sen böyle sallanmaya devam etsen böyle, homurdanmaya başlar değil mi? Ki haklı. Ona göre anlaştınız, ona göre para veriyor sana. Homurdanmaya başlar. Abicim 22 metrekare, 50 metrekare yani cirosu nedir ki? Öyle bir mekanda, öyle bir tesisatta homurdanmaya başlıyor. Arkadaşım Allah-u Teala bu kainat yaratmış bizim için. Güneş doğuyor, ay, rüzgarlar, yıldızlar, bir sürü deveran var. Sen, ben Allah'a kulluk edelim diye. Bütün bunların hepsi sen, ben Allah'a kulluk edelim diye. Yani kusura bakma, biz ağırdan alırsak öyle hani öyle mi zannediyoruz yani? Hiç. Sen kendi mekanında yapıyor musun öyle? Tamam sen yat çocuğum, sen 11-15 geçe bitiyordu senin istirahatin. Sen 12'ye kadar kafana göre takıl, yat çalışmasan da olur, sen ben sana paranı tam veririm diyor musunuz? Der misiniz? Sen yat. Sen hiç rahatını bozma canım. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen oynamak, oyna, çay iç. Gezeyim biraz, gez. Ben sana yevmiyeni tam vereceğim. Der misiniz böyle? Bir kere eser dersin, müstesna. Hadi bugün sana kıyak geçiyorum dersin. Böyle yapar mısınız? Sen yapmazsın, Allah'tan niye bekliyorsun? Sen iki karışlık yerin için, üç kuruşluk ciron için yapmıyorsun. Bütün bu kainatı döşemiş Mevla Teala Celle Celaluhu. Mevla'dan niye bekliyorsun? Anil Beray radıyallahu anhu, Hazreti Beray'dan rivayet olundu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurlar ki, اِذَا اُقْعَدَ الْمُؤْمِنُ ف۪ي قَبْرِهِ. Mümin kabrinde oturtulduğu zaman. Arkadaşlar, kabir halleri herkese aynı değildir. Yani bu hadis-i şerifte böyle geçiyor diye bütün kabirdekiler böyle olur, öyle anlamayalım. Ama böyleleri de vardır. Adam kabrinde oturtuluyormuş. Ve ötüye ona gelinir, yani melekler geliyorlar. Feşehide bu şahitlik eder bu kişi, mümin. Neye şahitlik eder? Ellâ ilâhe illallah. En şan la ilahe hiç ilah yok, illallah sadece Allah var. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımıyorum. Sadece Allah var. Ve enne Muhammeden Resulullah'ı. Ve enne muhakkak Muhammeden Muhammed aleyhissalatu vesselam Resulullah. Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Böyle şahitlik eder. Mümin kabirde oturtulur. Ona melekler gelir. Böyle şahitlik eder. İşte fedalike bu kavluhu Allah'ımızın şu kavlidir. Biraz önce okudum ayet-i kerime. Yutebbitullahu lezine aminu bil kavli sabit. Allah Celle Celaluhu iman edenleri kavli sabitte sabit kılar. Kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde sabit kılar. Bak bu onun ehliymiş. Bu hadis-i şerifte geçen kişi onun ehliymiş. Kabirde kalkıyor, melekler geliyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Hadi bakayım, hadi geldiğiniz yere diyor meleklere. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra Bedir kuyusunun başında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, şimdi müşriklerden öldürülenler kuyuya atıldı. Peygamberimiz onlara seslendi. Biz Allah'ın bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de buldunuz mu? Hazreti Ömer sordu. Ya Resulallah, bunlar ölü, bunlar duyuyor mu? Duyuyorlar burada. Sizden daha iyi duyarlar ama cevap veremezler burada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ömer o zaman kolay. Tamam. Kolay. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra birisi onu zuhuratta gördü. Rüyasında gördü. Öyle diyeyim size. Rüyasında gördü. Hazreti Ömer'e iki tane melek geldi. Dediler ki Rabbin kim? Hazreti Ömer dedi ki ona, meleklere dedi ki, siz dedi nereden geliyorsunuz? İşte dediler ki şu kadarlık mesafeden geliyoruz. Ben dedi şuradan geliyorum daha, bak toprağın şuradan üstünden hop aşağı indirdiler. Bak şuradan yani 100 metre, 200 metre, 300 metre ileride benim evim. Şuradan geliyorum ben. Siz o kadar yoldan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız, ben buradan geleceğim, Rabbimi unutacağım, olur mu öyle şey dedi yani. Ama
Dünyada ona göre yaşarsan Allah bunu ikram ediyor adama. Dünyada ona göre yaşarsan Allah bunu ikram ediyor adama. Daha önce okuduk hadis-i şerif. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam anlattı. Soruyorlar kişiye kabirde. Bilmem diyor. İnsanlar bir şeyler diyorlardı. Ben de öyle diyordum yani. Miş miş diyor. Ha diyorlar. Sonra çakıyorlar ona. Feyudrabu bi mudrakatin min hadidin. Böyle demirden böyle bir balyozla böyle bak çakıyorlar. Ne bileyim diyor, ölmüş, peygamber miymiş, neymiş falan, öyleymiş, öyleymiş, Müslümanmışız biz, öyleymiş, ben bu öyle, öyle diyorlar. Bak, ama sabit ol, ama sadık olunca Allah-u Teala ikram ediyor, meleklere bile laf söylüyor. Ama öbür türlü mış mış başlıyor konuşmaya. Niye? Dünyada öyle bir hayatı yok ki. An Abdullah ibn Amr'in, an Abdullah ibn Amr'a radıyallahu anh, Abdullah ibn Ömer'den rivayet olundu. İnne ahadakum sizden biriniz idamatı öldüğü zaman urza aleyhi maq'aduhu bil gadati vel ashiyi. Sabah akşam ona cehennemdeki veya cennetteki yeri gösterilir. Bir kişi öldü, vefat etti. Kabir arkadaşlar, dünya hayatından çıkıyorsun. Ahiret kıyametten sonra. Dünya bitti, ahiret başlamadı. Dünya ile ahiretin arasında bir geçiş yeridir. Berzah, köprüdür kabir. Geçiştir. Kabir, kabir hayatı, kabirde de hayat vardır. Hatta bu dünyadaki hayattan daha kuvvetli bir hayat vardır kabirde. Mesela annemizin karnındayken de biz yaşıyorduk, hayat sahibiydik. Ama dünyadaki hayata nispetle ona hayat denmez. Dünyadaki hayata, yaşadığımız hayata nispetle anne karnındaki hayata hayat denmez. Aynı bunun gibi kabirdeki hayata nispetle dünyadaki hayat hayat değildir. Kabirdeki hayat dünyadaki hayattan daha kuvvetlidir. Kabirde, ki kabir dünya ile, dünya hayatıyla ahiret arasında geçiştir. Kabirde kişiye, kabirde cennet yok. Ölen kişi cennete gitmez. Ölen kişi cehenneme gitmez. Ama velakin ölen kişiye kabrinde cennetteki yeri, cehennemdeki yeri gösterilir. İmkanı min ehlil cenneti, eğer cennet ehlindense, femin ehlil cennet, cennet ehlinden. Ve imkanı min ehlil nar, eğer cehennem ehlindense, femin ehlil nar, cehennem ehlinden. Yani bu kişi cennetlikse ona böyle bir pencere açılır, kabri genişlendirilir, cennetteki yeri gösterilir. Burası senin yerin. Rahat et. Cennet, cennete girmiyor ama cenneti seyrediyor, cennetin kokusu vuruyor ona, cennetin güzelliğini görüyor, ferahlanıyor. Öteki de cehenneme girmiyor ama cehennemden pencere açılır. Aha denir, bak burası senin cehennemdeki yerin. Aa gör bakalım. Şimdi yattığı yerde perişan oldu adam. Gör bakalım, bak burası senin cehennemdeki yerin. Bak bak bak, bunları yapacağız sana bak. Az kaldı. Hada mak'aduke, bu senin yerindir. Hatta yeb'atek Allah ila yevmil kıyame, ta ki Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar. Ta ki Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar. Şerh de diyor ki arkadaşlar, yani bugün böyle, kıyamet günü diriltilince bu sana öyle bir şeyler yapacağız ki biz, bugünküler hiç havacıva kalacak. Bu hatta yeb'atek Allah ila yevmil kıyame, kıyamet gününde Allah seni diriltinceye kadar. Hele bir kıyamet gelsin, kıyamette seni diriltelim, biz o zaman sana neler yapacağız, neler yapacağız biliyor musun? Bugünküler hiçbir şey kalacak. Mümin içinde yani bugün sahip olduğun bu gördüğün nimetler hiçbir şey değil. Hele bir kıyamet gelsin, sen dirilesin, sana öyle nimetler vereceğiz ki yani ahirette öyle nimetlere nail olacaksın ki bunlar hiçbir şey kalacak. Arkadaşlar bunlar var önümüzde. Onun için hayat bu hayat. Bu değil, o hayat. Bu değil, yaşadığımız değil, o hayat. Bu hayat, o hayatı kazanmak için. Tamam? Buna gayret edelim, buna göre çalışalım, buna göre yaşayalım inşallah. Elen ahsenel kelam ve bilgan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kavluhu tebareke ve teala fil kelam. Es-sa'id billah ve idâ kur'el kur'anu festemu'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Felillahilhamdu. Rabbis semavati ve rabbil ardi rabbil alemin. Ve lehul kibriyâ fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Sallallahu aleyhi ve sellem.